Değerli arkadaşım merhabalar. Dersimize fonksiyonlarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Fx verildiğinde f ax artı b'yi bulmadan bahsedeceğiz. Fonksiyonların birbiri türünden yazılmasından ve son olarak da birbirini takip eden fonksiyonlardan bahsedeceğiz. Örnekler açıklamak daha kolay olacaktır. Bir elimizde f fonksiyonu var. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı. Fx eşittir 2x artı 3 fonksiyonu veriliyorsa fx artı 1 bulmak için ne yaparız arkadaşlar? X gördüğümüz yere x artı 1 yazarız. Bakın burada x gördüğüm yere x artı 1 yazacağım. Tabi burada da arkadaşlar x gördüğümüz yere x artı 1 yazdığımızda fx artı 1 fonksiyonunu 2x artı 5 olarak bulmuş olacağız. Fonksiyonların birbiri türünden yazılmasından bahsedelim. Örnekle açıklayalım. Fx eşittir x artı 2 ise bizim elimizde böyle bir fonksiyon olmuş olsun arkadaşlar. Fx'i fx artı 1 cinsinden yazalım, yazınız şeklinde bir soru olduğunda öncelikle ne yapacağız arkadaşlar? Fx artı 1 neye eşittir? Onu bakacağız. Şimdi x gördüğüm yere bakın her iki tarafta da ne atacağım? X artı 1 yazacağım. Dolayısıyla fx artı 1 eşittir x artı 1 artı 2'den x artı 3 olarak elde edilmiş olacak. Bakın burada gördüğümüz gibi. Şimdi buradaki sol taraftaki fonksiyonda arkadaşlar x'i yalnız bırakacak olursam x neye eşittir burada? Fx eksi 2'ye eşittir. Şimdi arkadaşlar burada x gördüğümüz yere de götürüp bakın fx eksi 2 yazdığımda bir de artı 3'ümüz var. Dolayısıyla fx artı 1 fonksiyonunu fx artı 1 şeklinde elde etmiş oluruz. Son olarak da birbirini takip eden fonksiyonlardan bahsedip örneklerimize geçiş yapalım. Elimizde fx artı 1 eşittir fx artı a şeklinde bir eşitlik olmuş olsun arkadaşlar. Dolayısıyla bizden ne istensin? Fk artı 1 eksi f1 toplamı istenmiş olsun. O yüzden ilk başta x gördüğümüz yere k yazacak olursak ne olacaktır arkadaşlar? Hatta birden başlayacak olursak x yerine bakın x eşittir 1 için f2 eksi f1 eşittir a. Yani buradaki fx'i ne yapmış? Sol tarafa atmış. Sonra x yerine 2 yazdığımız zaman bakın bu eşitlik olacak. Yerine k yazdığım zaman son olarak bu eşitliği ne yapacağız arkadaşlar? Elde etmiş olacağız. Bunları taraf tarafa toplarsak. Niye taraf tarafa toplayacağız? Taraf tarafa toplayalım ki bakın burada f artı f2 ile eksi f2 birbirini götürsün. F3 ile artı f3 birbirini götürsün. Bakın burada önce fk var. Eksi fk ile birbirini götürsün. Sol tarafta da fk artı 1 kalmış oldu. Bir de arkadaşlar eksi f1 kalmış oldu. Sağ tarafta da ne kalmış oldu? A'ların toplamı. Peki burada kaç tane a var? Kaç tane a var? Bu sağ taraftaki sıraya dikkat edecek olursan birden k'ya kadar değil mi arkadaşlar? Kaç tane terim var? K tane terim var. O zaman burada da k tane a olacaktır. Yani buradaki toplam a çarpı k olarak elde edilmiş olur. Tabii bu her zaman toplama durumunda olmak zorunda değil arkadaşlar. Çarpım durumunda da olabilir. Bölüm durumunda da olabilir. Artık sorunun gidişatına göre ne yapacağız? Ya toplama, ya çıkarma, ya çarpma, ya bölme. Artık bu dört işlemden bir tanesini ne yapacağız arkadaşlar? Yapacağız. Bunları ne yapalım? Örneklerimizde göstermeye çalışalım. Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu olmak üzere fx eşittir 3x artı 2 olduğuna göre fx eksi 1 fonksiyonunu bulunuz diyor. Ben fx eksi 1 fonksiyonunu elde etmek için x gördüğüm yere x eksi 1 yazmam lazım. X gördüğüm yere bakın her ikisinde hem burada hem de burada x yerine x eksi 1 yazacak olursam fx eksi 1 eşittir 3 çarpı x yerine x eksi 1 yazdım artı 2 olmuş oldu. Dolayısıyla f(x) eksi 1 eşittir. Dağıtma işlemini uyguluyorum. 3x eksi 3 artı 2'den 3x eksi 1 olarak f(x) eksi 1 fonksiyonunu elde etmiş olduk. Hadi örnek 2'ye bakalım. Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu olmak üzere f(x) eşittir 2 üzeri x olduğuna göre f(x) artı 1 fonksiyonunu bulunuz diyor. Ben f(x) artı 1 fonksiyonunu elde etmek için bakın burada ve burada x gördüğüm yere ne yazmam lazım arkadaşlar? X artı 1 yazmam lazım. Yazalım. Fx artı 1 eşittir 2 üzeri x artı 1 elde edilmiş oldu. Şıklarda nasıl olur bilmiyorum ama burayı en son 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 şeklinde yaparız. Yani bu da 2 çarpı 2 üzeri x olarak bulunmuş olur. Artık şıklarda hangisi varsa. Önemli olan burada mantığı anlamak. Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu olmak üzere diyor. Elimizde böyle bir eşitlik var. Buna göre fx fonksiyonunu bulunuz diyor. Arkadaşlar fx fonksiyonunu bulmak için bakın burada x yerine ne yazmam lazım? X yerine x artı 1 yazmamız lazım. Tabi
Burada da x gördüğümüz yere x artı 1 yazacağız. O zaman ne oldu? F x yerine x artı 1 yazdım. Bakın bir de eksi 1 var. Sağ tarafta da x yerine x artı 1 yazıyorum. Şurası neydi? Artı mıydı, eksi miydi? Artı 6'ymış. Arkadaşlar artı 1 ile eksi 1 birbirine götürdü. Ve sadece içeride x kaldı. Fx eşittir x artı 7 elde edilmiş oldu arkadaşlar. Biz de zaten fx fonksiyonunu arıyorduk. 4'e bakalım şimdi. 4'e bakalım. Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu olmak üzere diyor. F 2x eşittir 5 üzeri 2x olduğuna göre fx fonksiyonunu bulunuz diyor. Arkadaşlar bakın içerisine x yapmak için ne yapmam lazım? X yerine bu defa x bölü 2 yazmam lazım. Hadi yazalım. F 2 çarpı x yerine bakın x bölü 2 yazdım. Tabi her x gördüğüm yere x bölü 2 yazacağım. 5 üzeri 2 çarpı x yerine x bölü 2 yazdım arkadaşlar. Bakın ikiler burada birbirine götürürse içeride sadece fx kaldı. Yani benden istenen ifade kaldı. Sağ tarafta da ikiler yine birbirini götürdü. Ne oldu arkadaşlar? 5 üzeri x kalmış oldu. Sen şöyle de yapabilirsin. Hocam zaten burada her ikisinde de 2x olduğundan dolayı ben burayı x gibi gördüm. Bakın bunun yerine de x yazdım. Dolayısıyla fx eşittir 5 üzeri x böyle buldum da diyebilirsin. Artık çözüm sana kalmış. Geldik 5'e. F gerçel sayılarda tanımlı. F fonksiyonu olmak üzere diyor. Fx eşittir 2x artı 3 olduğuna göre fx eksi 1'in fx türünden eşitini bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle bizim ne yapmamız lazım? Fx eksi 1'i elde etmemiz lazım. Dolayısıyla bakın hem burada hem de burada x gördüğümüz üzere x eksi 1 yazalım ki fx eksi 1 fonksiyonunu elde edebilelim. X yerine x eksi 1 yazalım. Yazacak olursak fx eksi 1 eşittir 2 çarpı x eksi 1 artı 3'ten ne olmuş oldu arkadaşlar? 2x artı 1 gelmiş oldu. Bak şimdi burada 2x gördüğüm yere bakın 2x'i yalnız bırakıyorum. 3'ü sol tarafa atacak olursam fx eksi 3 olmuş oldu. Bunu nerede yazacağız? Bak şurada 2x gördüğüm yere fx eksi 3 yazacağız. Yazalım. Dolayısıyla fx eksi 1 eşittir 2x yerine bakın 2x yerine şöyle hemen fx eksi 3 yazıyorum. Bir de yanında artı 1 var. Dolayısıyla fx eksi 1 neymiş? Fx eksi 2'ymiş arkadaşlar. 6'ya bakalım şimdi. Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu olmak üzere fx eşittir 5 üzeri x olduğuna göre fx'in fx artı 1 türünden eşitini bulunuz diyor. Yine benzer şekilde öncelikle fx artı 1'i elde edelim. Yani benim x yerine x artı 1 yazmamız gerekiyor. O zaman f x artı 1 eşittir. Bakın hem burada hem de buradaki x gördüğümüz üzere x artı 1 yazacağız. 5 üzeri x artı 1 elde edilmiş oldu. Bakın ben üstü ifadelerin özelliklerini kullanarak 5 üzeri x çarpı 5 olarak yazabilirim. Ben zaten biliyorum arkadaşlar 5 üzeri x neye eşitti? Fx'e. Burada 5 üzeri x gördüğüm yere fx yazacak olursam f x artı 1 fonksiyonu ne oldu? Bakın buraya fx yazdım. Bir de 5 ile çarpılmış. Dolayısıyla 5 çarpı f üzeri 5 çarpı fx olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Fx'in fx artı 1 türünden eşiti bakın bu şekilde. 7'ye bakalım şimdi. F fonksiyonunun tanımlı olduğu aralıkta eşitlikleri verilmiştir. Buna göre f10 değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar başlangıç değeri olarak f1 verilmiş ve daha uzaktaki bir değeri arıyoruz. Değil mi? O zaman bakın şöyle yapacağız. Önce f1 eşittir 3 bilgisini kullanabilmek için nereden başlayayım? Bakın x yerine 1 yazayım arkadaşlar. Tamam. Sol taraf ne olacak? Fx artı 1, f2 olacak. f2 eşittir f1 artı 2 oldu. Şimdi x yerine 2'yi yazacak olursam f3 eşittir f2 artı 2 oldu. Bir değer daha yazalım. f4 eşittir f3 artı 2 oldu. Ve son olarak da ben f10'u aradığım için f10 eşittir f9 artı 2 olmuş oldu. Bakın benim burada arkadaşlar taraf tarafa toplama işlemi yapmam lazım. Niye? Bakın buradaki F2'ler birbirini götürdü. F3'ler birbirini götürdü. İşte F4'ler birbirini götürür. Arada tabii değerler var. Son olarak F9'lar birbirini götürecek. Sol tarafta ne kaldı? F10 kaldı. Eşittir diyorum. Sağ tarafta bir tane F1 kaldı. Bir de 2'ler kaldı. Tabii bu 2'ler kaç tane arkadaşlar? Bakın burada zaten 1, 2, 3 diye 9'a kadar gitmiyor mu? Evet. 9 tane terim var. O zaman 9 tane de 2 olmak durumunda. 9 tane 2 ne yapacak arkadaşlar? 18 yapacak.
O zaman ben f1'in değerini de zaten biliyorum. F1'in 3 olduğunu biliyorum. F1 yerine 3 yazacak olursam f10 değerini 18 artı 3'ten 21 olarak bulmuş oluruz. Son olarak 8. örneğimize bakalım. F fonksiyonunun tanımlı olduğu aralıkta fx eşittir 2 çarpı fx artı 1. F1 eşittir 4 eşitlikleri verilmiştir. Buna göre f6 değeri kaçtır? Başlangıç değeri olarak f1'in 4 olduğu verilmiş ve daha uzak değer olan f6 soruluyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki bilgiyi kullanabilmek adına önce x yerine 1 vererek başlayalım. X yerine 1 verirsem f1 eşittir 2 çarpı f2 olur. X yerine 2 veriyorum. F2 eşittir 2 çarpı f3. X yerine 3 verelim. F3 eşittir 2 çarpı f4 olmuş oldu. Bakın bu şekilde nereye kadar gideceğim arkadaşlar? F6'ya kadar gideceğim. F6, hatta x yerine 5 yazarsam daha mantıklı olacak sanki. Çünkü sağ taraf 6 yapıyor. X yerine 5 yazarsam f5 eşittir 2 çarpı f6. Çünkü ben buraya f6 yazsam burada f7'yi yazmış olacağım ya. Ben çünkü f6'yı arıyorum arkadaşlar. Bakın burada işaret çarpma olduğundan dolayı biz buraya çarpma işlemi yaparsak sanki daha mantıklı olacakmış gibi duruyor. Bakın ben çarpma işlemi yaptığımda şöyle f2'ler birbirini götürür. F3'ler birbirini götürür. F4'ler birbirini götürecek. Bak son olarak burada bir F5 var F6'dan önce. Bu F5 birbirini götürecek. Sol tarafta sadece F1 kalacak. Sağ tarafta da ikilerin çarpımı kalacak. Peki kaç tane 2 var? Bakın şu sol tarafta 1'den 5'e kadar 5 tane terim yok mu arkadaşlar? O zaman 5 tane 2'nin çarpımından ne gelecektir? 32 gelecektir. Sağ tarafta da sadece ne kaldı? İkilerin haricinde F6 kaldı. Zaten biz onu arıyoruz. F1 değerinin de ben 4 olduğunu biliyorum. Bakın bu F1 yerine de 4 yazacak olursam F6'yı yalnız bırakmak için her tarafı 32'ye böldüğümde F6 değerini 4 bölü 32 sadeleştirdiğimde 1 bölü 8 olarak elde etmiş olurum. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.